Herkese merhabalar. Arkadaşlar bilgisayarımda son zamanlarda yoğun olarak donma, kasma, en önemlisi de ısınma sorunları vardı. Ben de termal macun sipariş ettim internetten. Şimdi o geldi. Şimdi laptopumuza nasıl termal macun uygulaması yaparız onu göstermeye çalışacağız. Şimdi bu dersiniz bu nasıl bir laptop diyebilirsiniz. Çok 7-8 yıllık bir laptop bu arkadaşlar. Ekranı kırıldı maalesef. Ekranı kırıldığı için ekranı gördüğünüz gibi söktük hatta. Wi-Fi kablosu da burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok komik bir durumda. Paramparça şu an ama HDMI ile bilgisayar pardon TV'ye bağladığımızda kullanılabiliyor. Hala çalışıyor. Gayet güzel çalışıyor. Sadece ısınıyor. Şimdi onu gösterelim arkadaşlar. Laptopumuzun arkasını çevirdikten sonra evet diğer işlemleri yapalım. Şimdi bu arka kapağını söküyoruz. Hemen hemen her laptopta aynıdır arkadaşlar. Yani işlemcinin macunu yenileyeceğiz. Evet, fanı sökmemize gerek var mı? Var. Fanı söküyoruz arkadaşlar öncelikle. Gördüğünüz gibi. Buradan küçük minik fişi var zaten. Çok basit işlemler. Burada 4 tane vida var. Gördüğünüz gibi şurada 4 tane vida yeri var. Bu 4 vidayı söküyoruz. Söktükten sonra direkt çıkıyor zaten. Bilgisayar demeye 1000 saat lazım. Biraz haşat ama. Yani çok büyük işlemler değil arkadaşlar. Yani herkes kendisi evinde yapabilir. Gördüğünüz gibi macun falan hiçbir şey hemen hemen yok. Çok az böyle bir şeyler kalıntılar vardı. Onları temizledik. Bu yüzden bilgisayarımızda ısınma problemi oluyordu. Uzun süreli kullanımlarda. Şimdi bunu söktükten sonra buraları temizliyoruz arkadaşlar. Yani bu macun olan yerleri güzelce siliyoruz, temizliyoruz. Mümkün olduğunca. Ondan sonra şimdi macun uygulamamızı yapacağız. Şöyle bir şey. Bu internette 25-30 TL falan. Gördüğünüz gibi şırınga gibi bir şey. Evet. Şöyle kullanmadığınız bir kartla arkadaşlar bunu sıktıktan sonra yayıyoruz. Hatta şöyle biraz daha yakınlaşabilirsem. Evet. Gördüğünüz gibi kullanmadığınız bir kart. Yani çok basit. Herkes yapabilir. Bunun için profesyonel olmaya gerek yok. Bir bilgisayarcıya gitseniz bir ton para alacak. Hiç gerek yok. Evet. Şimdi bu yeterli değil mi? Bu kadar yeterli. Olay bitti. Yani biraz daha çok sürse daha iyi. Yani anladım. O zaman sık istersen biraz da. Tamam, bu zaten takınca şimdi bu üstündekini basınca şey Aynen. yapacak, yayılacak. Yani çok fazla da şey yapmamak lazım. Baskı uyguladığı için dediği gibi her tarafa çıkmasın. Hemen hemen her laptop aynı mantıktadır. Doğru mu? Aynen. Bunu taktıktan sonra fanı da takacağız. Evet. Tamamen olay bu arkadaşlar. Fanı takıyoruz. Vidalarını takacağız. Fanın fişini taktınız. Aynı söktüğünüz gibi vidaları taktınız. Olay bitti değil mi? Burada bir olay bitiyor. Ondan sonra kapağını takıyoruz. Aynen öyle. Bunu çıkarttıktan sonra zaten bunun içi komple toz Aynen. şey olur bu. Tertemiz burada. Aynen. Bu zaten söktüğünüzde dediği gibi fanın içi de toz oluyor. Bunu da temizlersiniz. Performansa daha Sonra bir iyileşme olur. şurayı göster. Bu soğutucunun içi dışarıdan gelen toz Evet. Bu da kablosu çok falan. kirliydi. Biz bunu da temizledik arkadaşlar. Şimdi bilgisayar paramparça ama olsun. Sonuçta işimize yarıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Çok basit işlem. Kendiniz de yapabilirsiniz.